Mac Wipes'ten herkese merhaba. Bu videomda Kızılcık Şerbeti'ndeki Doğa ve Fatih'i konuşacağız. İkilinin arasında bazı gerilimler var ve bu rol icabı değil. Bu Kızılcık Şerbeti'nin Doğa ve Fatih'inden çıkmış bir olay. Bu Sıla Türkoğlu ve Fatih yani Doğukan Güngör arasındaki bir olay. Hazırsanız başlayalım. Hatırlarsanız Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu'nun aşk yaşadığı iddia edilenler arasındaydı. Ve ikilinin ayrıldığı da söylenmişti. Ayrıldıktan sonra da sette öpüşme krizi yaşadıkları konuşulmuştu. Yani bunu sete yansıttıkları konuşulmuştu. Ve Doğukan Güngör de Sıla Türkoğlu'na bir göndermede bulundu. Sık sık sette öpüşme krizi dedikoduları çıkınca dizideki Nilay'ı canlandıran Feyza Cimelek de bir röportajında sevgiliyken dünyanın en büyük aşıkları gibi davranıp ayrılınca sonra düşman kesilenler oluyor. Ben bu rolü oynamam diye yapımcıya kadar arayanlar oluyor deyince de Doğukan Güngör de bu yapılan paylaşımı likelamıştı. Geçtiğimiz günlerde de Kafamdakiler adlı YouTube programına konuk oldu Doğukan Güngör ve burada da bir göndermede bulundu. Bu arada kanalıma abone değilseniz, bu hoş sohbetimi de seviyorsanız kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Hemen size arada abone olun desteği yapmışken konuya hemen dönüyorum, meraklanmayın. Köpeğini öpmeye çalışırken başarılı olmayan Doğukan Güngör, bak normalde öpüşüyorduk şimdi öpmüyor diyor. Ve Mehtap Algül yani programın sunucusu da kamerada öpüşmüyor diyerek gönderme yapıyor. Doğukan Güngör ise kamerada öpüşmüyor mu var benim öyle bildiklerim sözleriyle de gündeme geliyor. Ya burada Sıla Türkoğlu'nu kastettiği konuşuluyor sosyal medyada. Zaten dediğim gibi ikilinin arasındaki bu gerilim ve programda da sadece işte bu şekilde var benim bildiklerim deyince oklar Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör çiftine kaydı. Siz bu çifti bu gerilimin ne diziyi izlerken hissediyor musunuz? Bana soracak olursak artık bana dönecek, benim yorumuma gelecek olursak ben hissediyorum. Çünkü ikili arasında artık böyle sahneleri zevkli değil. Bunu çok fazla rol oynadıkları konuşamadım. Çok fazla dizideki sahnelerde hissettiriyorlar. Ve bu Doğukan Güngör'ün yani Fatih ve Doğa diyeceğim artık. Fatih ve Doğan arasındaki bu dizideki kopukluklardansa o ikilinin kendi kopukluklarını sanki daha fazla görüyoruz. Bir laf sokmalar ya şey bile gelmişti aklıma. Acaba senarist de gerçekten dizi içerisinde ikilinin birbirine laf sokmasını sağlıyor mu senaryoda? Bunları yazıyor mu? Bazı sahneler çünkü bayağı böyle tripli. Doğa sürekli ağlıyor. İşte Fatih istiyor. Fatih böyle zaten artık ultra umursamaz. Zaten artık bu karakterlerde bizleri baydı. Baydı ki yeni karakterlerin diziye dahil olduğunu görüyoruz. Bunun da senaristler farkındadır. Artık tüm izleyiciler sıktı, baydı, Fatih niye böyle, Doğa'da neden bu şekilde davranıyor gibi yorumlar yapıyor zaten. Bana şöyle hissettiriyor, çift olabilirler, dizilerden insanlar sevgili edinebilirler, evlenebilirler. Hatırlarsanız zaten Belgüzel Korel bunlardan bir örnek. Halit Ergenç'le beraber diziden sonra bir evlilik gerçekleştirdiler. Burak Özçivit'le Fahriye Evcen'le çok güzel örnekler var. Ancak ben şöyle düşünüyorum. Yani sevgili olacaksanız, birbirinize bir şey hissediyorsanız, birazcık bekleyip iyice rayları böyle oturmak varken niye bir anda hıp hızlı bir şekilde bu başlanıyor ve hıp hızlı bir şekilde bitiyor ve dizinin seyrini değiştiriyor. Yani dizinin gidişatını değiştiren bir nokta bu. Bizleri diziden iten bir sürece girdiler. Bize bunu hissettirdiler hiç olmazsa. Sizin birbirinizi alıp veremediğiniz ne? Rolünüzü oynasanıza. Dizide ne birbirlerini kokluyorlar, ne öpüyorlar. Birbirlerine hep bitiripliler. Ben hiç olmazsa böyle görüyorum. Siz hiç Fatih'le Doğa'yı böyle sarmaş dolaş öpüşürken böyle cıvıl cıvıl gördünüz mü? Yan yanayken bile birbirlerine soğuklar. Ki başında böyle değildi bence. Bana bunu hissettirmişler, bana bunu geçirmişler. Demek ki işlerinde bu konuda daha dikkatli olmaları gerekiyordu diye düşünebiliriz. Tüm izleyicileri ve Kızılcık Şerbo fanları olarak. Siz de benimle hemfikir misiniz? Bu konuda sizin de böyle düşünceleriniz var mı? Veya çok belki daha keskin de olabilirsiniz. Böyle bir keskin düşünceniz var mı? Asla dizideki karakterler gerçek hayatta birbirleriyle sevgili olmamalılar. Biz bunu istemiyoruz ya da olsunlar biz onları gerçek hayatta da sevgili görmek istiyoruz. Mesela kiraz mevsimi
dizisindeki gibi gerçek hayatta da bütünleştirip onları böyle sevgi yumağıyla görmek istiyoruz diyenlerden misiniz? Çok merak ediyorum. Yorumlarda bu sorularımın cevaplarını verirseniz, bunlara karşılık bir eleştirileriniz olursa çok sevinirim. Yorumlarınıza teker teker dönüyorum. Teker teker okumaya çalışıyorum. Sizlerin yorumları benim için çok önemli. Hem sizlerle beraber interaktif olmamı sağlıyor, hem de bu süreçte kanalımı sizlerin sayesinde büyütüyorum ve yorumlarınız benim büyümemi çok sağlıyor. O yüzden yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz, yeni bir izleyicimseniz de abone ol tuşuna basıp kanalıma destek olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Daha fazlası için MacVibes'e kalın.